Üreten Kadınlar ve Gençler programında bu hafta Erzurum Pasinler Ovası'ndayız. Ve burada bugün mor patates ekimi yapıyoruz. Erzurumlu çiftçilerimizle birlikte spesifik bir ürün olan ve katma değeri yüksek olan mor patatesin ekimini yapıyoruz beraber. Üreten Kadınlar ve Gençler programında bu hafta Erzurum Pasinler'de gençlerle birlikte mor patates üretimi yapıyoruz. Evet, ismini alabilir miyim delikanlı? Ben Eyüphan Sertoğlu, Pasinler. Pasinler'de patates üreticisisin, evet, değil mi? Sen delikanlı? Ben de Emre Yazıcı, Pasinler'de çiftçilikle uğraşıyoruz. Peki Emre, Eyüp, siz patates dışında hangi ürünleri ekiyorsunuz? Buğday. Evet. Çekirdek. Ayçiçeği. Evet. Başka? Mısır. Mısır, hangi mısır ekiyorsunuz? Yemelik mısır mı, danelik mısır mı? Ya biz danelik, danelik mısır evet, ekiyorsunuz. Peki sen başka neler ekiyorsun Eyüp? Biz lahana, patates, çiçek, buğday ve o şeylerle uğraşıyoruz. Peki yani mor patatesle ilgili düşüncenizi alabilir miyim? Bunu buraya niye istediniz siz? Vallahi mor patates bizim amcamız getirdi. Katma değeri deneyip, yüksek. Evet, deneyelim, bir görelim. Deneyip göreceğiz. Evet, inşallah verimi bol olur. Beraber ekimini i̇nşallah yapalım mı? Evet. Hadi gelin bakalım gençler. Peki toprak dışında okul da var bildiğim kadarıyla, değil mi sizde? Doğrudur, evet. Evet. İkiniz de lise öğrencisisiniz. Evet. Peki ileride hayaliniz nedir? Okul, yani üniversite, bununla birlikte tarımla ilgili işte ziraat fakültesi, buna benzer bir şey yapmak istiyor musunuz? Hayvancılıkla uğraşıyor musunuz aynı zamanda? Evet, hayvancılıkla uğraşıyorum. Mesela ne tür hayvanlar yetiştiriyorsunuz? Büyükbaş, inek. Evet. Peki burada arıcılık da oldukça revanşta diyebiliyorum. Arı yetiştiriyor musunuz? Arıcılıkla ilginiz var mı? Yok. Arı yetiştirmiyorsunuz. Evet. Peki onun dışında okulla tarla işlerini, hafta sonları galiba daha yoğun çalışıyorsunuz, değil mi? Evet. Evet. Peki hayalleriniz ne? Ne yapmayı düşünüyorsun? İleride daha 16-17 yaşlarındasınız. Ne yapmayı planlıyorsunuz? İşte bu çiftçilik evet, yapmaya devam etmek istiyorsunuz. Niyetimiz öyle. Harikasınız. Peki mor patates sizin için spesifik bir ürün oldu. Bilmediğiniz farklı bir ürün ektiniz. Evet, doğru. Bunun yanı sıra daha farklı burada Pasinler Ovası'nda yetiştirebileceğiniz ürünleri araştırıyor musunuz? Ya da denemelerini yapıyor musunuz? Ara ara denemeler yapıyoruz, evet. Mesela hangi ürünleri denediniz? Mesela bu memlekette hep siyah ayçiçeği, beyaz ayçiçeği vardı. Yeni çin çiçeği geldi şu anda hiç. Denenmedik bir şey denedik yine diyorsunuz. Denemedik bir şey denendi, şu anda siyah ve beyaz hiç kimse ekmiyor. Ha, dediniz ki onun verimi daha yüksek olduğu evet, için herkes şu an ona yöneldi. Evet. Bir de aronya diye bir ürün var, o da ekilmiş zannederim Pasinler'de. Hiç denediniz mi, gördünüz mü aronyayı? Ve o da aynı mor patates gibi rengi mor. Ve o da spesifik ve katma değeri yüksek bir ürün. Yani biz denemedik onları. Peki size ben bir fide göndereyim. Onları da deneyip böyle onları da görüntüleyip bana gönderir misiniz? Göndeririz. Anlaştık. Göndeririz. Evet, Pasinler'de gençlerle bugün mor patates ekimini yaptık. Ve daha değişik ürünleri denemek için daha farklı illerimizde, ilçelerimizde üretim yapmaya devam edeceğiz. Bugün Erzurum Pasinler'de mor patates ekimi yapacağız. Pasinler Belediye Başkanımız da yanımızda. Aynı zamanda Erzurum Ticaret Borsası Başkanımız da yanımızda. Sayın Başkanım, mor patatesle ilk defa tanışıyorsunuz galiba. Vallahi biz ilk defa tanıştık. Çok heyecanlıyım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Borsa Başkanımız, siz burada çiftçimize mutlak suretle bu bölgede alternatif bir ürün arayışımız vardı. İnşallah aradığımızı, mor patatesle de spesifik aradığımızı, ürün olarak. Evet, kesinlikle aradığımızı bulduk diye düşünüyorum. İnşallah. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Erzurum'da, Pasinler'de zaten patates ekimi oldukça yaygın bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Bu da bir alternatif hem de spesifik ürün olarak girmiş bulunmakta. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve bereketi bol olsun. Başkanım, siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Başkanım, öncelikle değerli belediye başkanıma, patates birlik başkanımıza, evet, sizlere de teşekkür ediyorum.
Bizim tabii ki ilimizde katma değeri yüksek tarım ürünleriyle alakalı çeşitli çalışmalarımız varken sizinle tanıştık. Bu mor patatesle de bizi tanıştırdınız. İnşallah katma değeri yüksek ürün olarak bugün ilk ekimini yapıyoruz. Değerli belediye başkanımızın dediği gibi inşallah hasat döneminde de burada bir organizasyonla beraber çiftçimize tamamen bunu tanıtmış olacağız. Tabii hayalimiz, hedeflerimiz daha uzun, daha büyük. Ama önemli olan çiftçinin emeğinin biraz daha fazla hale getirilmesi. Bu üründe dediğiniz gibi şu an Türkiye piyasasında normal patatesin başkanım 3 katı, 4 katı. Dolayısıyla aynı emekle, aynı işçilikle, aynı mazotla 3 kat daha fazla katma değer elde edeceğimiz bir ürünü Pasinlere, Pasin Ovası'na, Erzurum'uza kazandırdığımız için de size de, belediye başkanımıza da, patates birlik başkanımıza da, bütün çiftçilerimize de hem teşekkür ediyorum hem de hayırlı olmasını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Lokman Bey, mor patatesin bugün ekimini yapıyorsunuz. Evet başkanım. Siz zaten bu işin içerisindesiniz. Evet başkanım. Şimdi patatesle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim mor patatesle ilgili? Başkanım, bunu ilk defa deneyeceğiz burada sizlerin sayesinde. İnşallah elimizden gelen en iyi şekilde uğraşıp daha güzel bir verim almak için çabalayacağız. İnşallah ben de elimden gelen desteği vereceğim size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Şunu şöyle çekmem lazım. Evet, mor patates ekimi için önce tohumları makinamıza döküyoruz. Bir tane daha versene çuval abi. Getir sana zahmet. Olsun. Mor patates tohumları Erzurum'da, Pasinler'de, patatesin diyarında da ekimini yapıyoruz. Dağıtacak mıyız biraz da? Dolduracağız değil mi iyice? Dur bakalım. Hepsini beraber yapalım. Burada başka hangi cinsler üretiliyor? Çok evet. Cins var başkanım. Silonamız var. Marpanamız var. Jelly var. Krona dediğimiz var. Eyüp başka ne vardı patates? Vallahi. Bütün çeşitlere uygun bizim. Marabel falan da ekiyor musunuz? Marabel de ekiyoruz. Marabel de ekiyoruz. Evet. Artık bu mor kadar patatesi de ekmiş bulunmak. Evet, ekiyoruz. Evet, ekiyoruz. Bu kadar. Siz Çiftçi Koruma Derneği Başkanısınız. Pasinler Çiftçi Koruma Derneği Başkanıyım. Kavuşturan Mahallesi ve Kavuşturan Köyü. Evet. Peki başkanım, burada çiftçinin yaşadığı sorunları biraz anlatabilir misiniz bana? Çiftçinin en büyük yaşadığı sorun pazarlama başkanım. Peki pazarlamada neden sıkıntı yaşıyorsunuz? Yani stratejik bir hata mı yapılıyor? Ya da ürettiğiniz ürünlerin önce satışını yapıp sonra... Başkanım, tamam. Sizlerin de bildiği gibi yöresel ürünlerimiz çok güzel bizim. Evet, burada kaliteli, çok fazla tescilli ürünleriniz var. Evet, çoğunluk tescilli. Nasıl diyelim? Pazarcına uzak mı düşür diyelim, bir türlü pazarlamamız iyi değil. Yani Türkiye genelinde iyi değil ama burada da biraz daha durgun. Anladım. Şimdi o pazarı burada canlandırmamız lazım. Bunun evet, için yapacağımız şeyleri hep birlikte konuşup çözüm odaklı ilerleteceğiz. Başka şansımız yok. Çocukluğuma geri döndüm. Çok enteresan. İlk traktörü 7-8 yaşlarındayken binmiştim. Babam rahmetli bana bunu öğrenmen lazım kızım. Yaptığın banaysa öğrendiğin kendine demişti. Toprağa temas etmek gerçekten muhteşem bir duygu. Hem vücudumdaki
kötü enerjileri atmama yardımcı oluyor. Hem de siz bir veriyorsunuz toprağa, toprak size bin veriyor. Bunun hazı gerçekten tartışılmaz ve mükemmel. Hele bir de bütün işlemi kendiniz yaptığınızda daha bir güzel oluyor. Erzurum Pasinler'de farklı bir ürünle, mor patatesle üretim yapmak da nasip oldu bana. Bereketi bol olur inşallah. Çocukken hep zor gelirdi bu işler bana. Köyden kaçmanın yollarını arıyordum hep. Bunun da bir tek eğitimle kurtulabileceğimi düşünüyordum. Ama eğitimimizi almamıza rağmen, kendi işimizi kurmamıza rağmen topraktan kopamıyoruz. Bunun vermiş olduğu enerji, dinçlik bambaşka. Şu an birçok gencimiz şehirde asgari ücretle çalışıyor. Ve köyden, kırsaldan kente göç etmeye çalışıyor. Asıl zenginlik toprakta. Ben bütün gençlere seslenmek istiyorum buradan. Ata topraklarımıza sahip çıkalım ve üretim yapalım. Hiç kimse beton yemeyecek. Hiç kimse tahtayı yemeyecek, arabayı yemeyecek, evi yemeyecek. Ama toprakta ürettiklerimizi yiyoruz, besleniyoruz. Yaşamımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Bu yüzden topraklarımıza sahip çıkmalıyız, üretim yapmalıyız. Nerede olursanız olun bir karış toprağımızı bile ekmeden bırakmamamız lazım. Gelecek nesillere örnek olmamız lazım. Benim iki tane çocuğum var, ikisini de çalıştırıyorum, tarlaya götürüyorum. Ve bunun ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyorum onlara. Kızım ata tohumları topluyor ve yetiştiriyor. Oğlum hayvanlarla çok haşır neşir ve çok seviyor. O da hayvan besliyor, büyükbaş hayvan. Bizim yapmamız gereken şey ebeveynler olarak çocuklarımızı bilinçlendirip bu doğrultuda onlara eğitim vermek ve topraklarımıza sahip çıkmalarını sağlamak. Babamın bana bir sözü vardı. Demişti ki kızım, ata topraklarını asla satma ve kimseye de verme. Gençlerimizin en büyük sorunu şehirde yaşamak ve köyde yaşadıklarında kız vermiyorlar deniliyor. Ama benim birçok arkadaşım benim yaş grubumda üniversiteyi bitirip mesleklerini ellerine almasına rağmen köyde halen üretim yapmaktalar benim gibi. Bu da çok güzel. Çoğumuz tarımla uğraşıyoruz, devam ediyoruz tarımla uğraşmaya ama ilkokul öğretmenimizin bize sunduğu bir şey vardı. Özünüzden asla kopmayın. Bu çok önemli bir şeydi bizim için. Kendisine buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizi o kadar güzel yetiştirmiş ki hem topraklarımıza sahip çıkmayı, hem vatanımıza, hem ülkemize sahip çıkmayı öğretti. Ben şu an Eskişehir'de de ekim yapıyorum. Adana'da da ekim yapıyorum. Amasya'da da ekim yapıyorum. Aynı zamanda Erzurum'da, Ağrı'da, Van'da, Iğdır'da da ekim yapıyorum. Ve bundan da çok keyif alıyorum. Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi olarak ulaşabildiğimiz her alanda üretim yapacak her kadınla çalışmayı görev arz ettik kendimize ve bu doğrultuda üretimimizi de yapıyoruz. Bugün Erzurum Pasinler'de mor patates ekiyorum. Farklı bir ürün. Aslında patatesi çok iyi biliyorlar. Çünkü her çeşidi ekiliyor burada. Ama spesifik bir ürün olarak mor patatesi de denemeye karar verdiler ve biz Kadın Eli Kooperatifi işbirliğiyle bunu gerçekleştiriyoruz ve bereketi bol olur inşallah.
Kadınlar ve Gençler programında bu hafta Erzurum Pasinler Ovası'nda mor patates ekimi yaptık. Biraz önce yemlik topladım. Bu çocukluğumda yediğim bir sebzedir. Harika bir şeydir. Bunu yiyerek çocukluğuma geri döndüm. Peki başkanım, siz burada çiftçilerin sorunlarıyla haşır neşir oluyorsunuz değil mi? Evet. Sorun ne? Yani tarlada sıkıntılarınız neler oluyor? Çiftçinin yaşadığı sıkıntılar ne? Bunlar çok önemli şeyler çünkü Türkiye'nin genelinde hepimizin aynı sıkıntıları var. Siz Pasinler'de, Erzurum Pasinler'de bu sıkıntıları ne kadar yoğun yaşıyorsunuz? Başkanım, bildiğiniz gibi ta Eskişehir'den kalktınız buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Pasin Ovası dediğiniz zaman bilinen bir yer. Ovamız güzel, toprağımız çok güzel. Binlerce dönüm arazimiz var. Maşallah. İlk defa bu patatesi de ekiyoruz. Göreceksiniz ki Eskişehir'de, işte diyelim hangi şehirlerde Tokat'ta, olursa olsun, Sivas'ta. Tokat'ta, Sivas'ta, Alak'ta. Türkiye'nin her yerinde ekilmesini istiyoruz zaten. Evet. Amacımız bunu yaygınlaştırmak çünkü besin değeri çok yüksek. Güçlü bir antioksidan, antisiyonin ve hiyaluronik asit içeriyor. Bunun cezbedici tarafı, biz hanımlar için içerisindeki hiyaluronik asit, çünkü cildi gerçekten çok güzelleştiriyor. Antioksidanlar bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Hiyaluronik asit yine aynı şekilde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aslında siz spesifik bir ürün ekerken, katma değeri yüksek bir ürün ekerken sağlık açısından da değerli bir ürün ekiyorsunuz. Evet. Normal patateste karbonhidrat seviyesi, ondan sonra glisemik indeksi çok yüksek. Ama bu patateste karbonhidrat seviyesi de düşük, glisemik indeksi de düşük. Yani şeker hastaları da çok rahatlıkla tüketebilir. Hele böyle verimli topraklarda yetiştiğinde besin değeri, hani toprak daha bizim batıdaki gibi kirlenmemiş, hırpalanmamış toprak diyorum buraya. İlk defa patates ekiliyor başkanım. Bu tarlaya ilk defa ekiliyor. Aa, çok güzel. O zaman bereketi bol olur inşallah. Biz de sizinle birlikte satarız. Ya bölgede de yok patates tarlası bu bölgesinde, yakınında. Bir tek siz mi ekiyorsunuz? Evet, normal patateste. Normal patates üst taraf, sizin getirdiğiniz mor patateste burada. Mor patatesimiz. Bizim çevremizde hiçbir tane patates. Özellikle ayırdık bu tarlayı size diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Hastalıkla mı uğraşıyorsunuz bir de? Ya başka tarlada yani hastalığımız hiç olmadı. Toplamlarımızda hastalık hiç yok. Çok güzel. Çok verimli toprak. Şu bu mevsimde şu buğdayı bir yerde bulamazsınız. Maşallah. Yani, ki Erzurum gibi bir yerde, Erzurum gibi değil mi? Bir yerde. Ürünümüz çok güzel oluyor. Doğal, biliyorsunuz. Ya biraz önce fark ettim, o dağların, bu dağların eteğinden buraya kadar kar suyu gelmiş. Ve ben o kar suyundan içtim. Muhteşem bir şeydi. Afiyet çok olsun. Güzel. Teşekkür ederim. Evet, çiftçilerimizin sorunları. Bizim pazarımız yok başkanım. En büyük sıkıntımız her üretimin en güzelini. Patatesimizi, buğdayımızı, özellikle patatesimizden konuşalım. Onun üzerine konuşuyoruz. Yo, diğer ürünleri de söyleyin. Evet, yani, öğrenmek istiyorum. Yani Erzurum'da Pasinler'de sadece patates ekilmiyor. Başka hangi ürünler ekiliyor? Başkanım, hemen hemen tüm ürünler yetişiyor. Tütünümüz bile oldu burada. Gerçekten tütün mi? Fabrikamız var, kapandı sahipsizlikten. Fabrika kuruldu, kapandı. Büyük lahanamız öyle güzel oluyor ki, toprak verimli olduğu için 50 kilo. 50 kilo, 60 kilo o seviyeye ulaşıyor. Patatesimizi yediğiniz zaman baktınız evde de. Şimdi 50 kiloluk bir lahanayı ben batıdaki bir aile, 2 kişilik, 3 kişilik aileye satamam ki. O bizim yani, toprağın verimi başkanım. Verimden kaynaklı mı böyle bir büyüme yaşanıyor? Aynen, aynen. Peki normal patateste de o devasal büyüme oluyor mu? Kilogramı buluyor, geçiyor da. Kumpirlikle yapıyoruz aynen, diyorsunuz aynen, aynen. Maşallah. O zaman hasatta da. Ama başkanım, yani vitamin falan kesinlikle kullanmıyor. Siz gübre olarak ne kullanıyorsunuz peki toprağa? Normal 4-15 başkanım. 4-15. Bu organomineral gübreler falan mı kullanıyorsunuz? 4-15 atıyoruz davana. Sadece. Yüzüne amonyum sulfat atıyoruz yağmurlamayla. Bir de vire veririz. Dönümüne bir 30 kilo, 40 kilo kadar. Tamam, o kadar. Diğer 60 kilo da sulfat. Peki hiç böyle bakteriyel gübreler ya da organik organomineral gübreler denediniz mi? Hiç denemedim. O zaman bu defa biz size patatesler çıktığı zaman ben size bir kendi gübremizden göndereceğim. Evet. Bakteriyel gübremiz Biyonge Ultra'dan. Onun da kullanımını size anlatacağım. Onu da denemenizi istiyorum. Buraya üre atmıyoruz. Biyonge Ultra atıyoruz. Tamam mı? Evet. Sizin söylemek istediğiniz sıkıntılarınız ya da çözüm. Sizin tek istediğiniz şey anladığım kadarıyla pazar. Pazar. Bize fırsat verilmesi başkanım.
biz fırsat verilsin. Çünkü bizim arazimiz çok geniş, çok verimli. Patatesimizi verdiğimiz zaman kat kat tekrar geri aldığımız zaman marketten katlanarak geri dönüşüm oluyor. Sürdürülebilir bir tarım yapıyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Siz Patates Birliği Başkanı olarak patates, bildiğim kadarıyla patates boyutlama makinanız da var. Evet. Aslında çok, evet, da profesyonelce çalışıyorsunuz. Evet. O zaman biz Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi olarak size bu yıl patateslerinizin satışında destek olacağız. Özellikle genç bir delikanlımız var, Eyüp. O genç girişimci olarak Eyüp'le birlikte sizin patateslerinizi satalım. İnşallah. Tamam. İnşallah. Bereketi bol olur inşallah. İnşallah. Başkanım, bir de bir başkanım. Şey var. Buyur. Şimdi biz eskiden, bizim büyüklerimiz burada patates üretimi çok uzun süredir yapılır. Bu ahlat gelip bizim buradan patates alır gidilmiş. Şu anda ahlat üretir ya. Bizim büyükler biraz işçiliğini şey yapmamışlar. Profesyonel olarak. Bizim buranın biraz ismini lekelemişler. Yani onun şimdi için biz diyorsunuz ki Patates Birliği Başkanı olarak ben zamanında aldığımız o kötü imajı, evet, toparlayıp düzene sokacağım, evet, ve eski o popülaritesine tekrar ulaştırmak, evet, istiyorum diyorsunuz. O zaman o. Size başarılar diliyorum. Ben de başkanım, elimden gelen desteği vereceğim sağ size beyler. Başkanım. Evet, aynı. Üreten Kadınlar ve Gençler programında bu hafta Erzurum'da Pasinler'de gençlerle mor patates ekimi yaptık. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.